Bu orta vadeli paket ve 12. kalkınma planında yer alan ve emek sömürüsünü derinleştiren, çalışanların yaşama koşullarını kötüleştiren, esnek ve uzaktan çalışma modellerini geliştiren bir program olduğu anlaşılmaktadır. Şimdi saldırı paketiyle savunma ve güvenlik önlemleri hariç en çok engellileri ve kadınları etkileyecek olan kamuda personel servis hizmeti toplu taşıma olan yerlerde kaldırılmaktadır. Yani kanunla kazanmış bir hak bir yönetmelikle ya da bir genelgeyle kaldırılıyor. Bu da ayrıca bir hukuk faciası. Mevcutta kamu personelinin sınırlı bir bölümü bakanlıklara bağlı birimlerde servis kullanıyor ama birçoğu zaten servis imkanından yoksun. Bu durumda onlara yol ücreti verilmesi gerekirken mevcut servisi kaldırmak da yine bu paketin içeriğini göstermesi açısından manidardır. Değerli basın emekçileri, pakette yer alan konulardan biri de lojman kiraları ve sosyal tesis ücretlerinin rayiç bedel üzerinden yani piyasa koşullarına göre artırılacağı husustur. Bu şu anlama geliyor. Artık lojmanlar hepsi satılacak, evde kalanlar ve kamu emekçileri eğer oturuyorsa da onların kiraları artık günlük rayiç bedel üzerinden hesaplanacak. Yani kamunun yıllardır biriktirdiği emeğin ürünü olan bu lojmanlar piyasa koşullarından kamu emekçilerine açıkçası satılmış olacak. Yine lojmanın dışında servis ücretlerini de kaldırıyor olması biraz önce de açıkladığımız gibi cidden kamu emekçilerinin artık işe gitmek için sabah saat 5'te kök aralıkta kalkacaklar. Çünkü toplu taşıma araçlarının sağlıklı bir iletişim, sağlıklı bir ulaşım sağlamadığını biliyoruz. Değerli basın emekçisi arkadaşlarım, kamuda tasarruf ve verimlilik paket diye sunulan ama adının aksine tasarruf paketi değil, faturayı emekçilere çıkarmayı hedefleyen bir kemer sıkma programıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu adı konmamış bir IMF programıdır. Bu niteliği istinad tuttuğu alanlar adil bir vergilendirme ayağının olmamasından dolayı da anlaşılmaktadır. Yani savunma ve güvenlik giderleri hariç diyor. Aslında bu tasarruf paketi bir anlamıyla savaş bütçesi anlamına geliyor. Halbuki savunma ve savaşa ayrılan paylarda tasarruf etselerdi, şimdi ne lojman satın alacaktı, ne de işte servis ücretinden vazgeçecekti, ne de diğer sosyal hizmetlerin aksaması söz konusu olacaktı.